Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri aralarında belediye çalışanları ve vatandaşların da bulunduğu 89 kişinin gözaltına alınması ile ilgili Cumhuriyet Başsavcısı Salih Çokal yazılı bir açıklama yaptı. Çokal açıklamada başka gözaltının olmayacağını söyledi. Sürecin 4 Nisan'da Su Kanalizasyon Müdürlüğü'nde yapılan arama ile başlamadığını, uzun bir takibin ardından sürecin gözaltılar ile tamamlandığını söyledi. Gözaltılarda 89 kişinin gözaltına alındığını, hamile olan 2 bayanın ise gözaltına alınmadığını söyledi. Gözaltına alınan ve tamamı sobanesi olan 64 kişinin serbest bırakıldığını, tamamı belediye çalışanı olan 25 kişinin ise sorgularının devam ettiğini ve bu gözaltına alınan şahısların 3-4 gün içerisinde adliyeye çıkarılacaklarını söyledi. Operasyonun Çanakkale Belediyesi'ne yapılmadığının altını çizerek operasyondan Çanakkale Belediyesi kârlı çıkacak dedi. Operasyonda milyar lirayı bulan miktarların söz konusu olduğunu da belirten Çokal, elimizde ciddi deliller var dedi. Ciddi delillerin uzun süren takip ve araştırma sonrası oluştuğunu aktaran Çokal, 4 Nisan'da Su Kanalizasyon Müdürlüğü'nde yapılan aramalarda, su borçlarının silindiği bilgisayarlarda, log kayıtlarını aldıklarını söyledi. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Salih Çokal konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu cümlelere yer verdi. Çanakkale Belediye Başkanlığı'nın alt birimi olan ve belediye hizmet binası dışında ayrı bir yerde faaliyet gösteren Su Kanalizasyon Müdürlüğü'nün bazı çalışanları, yine Çanakkale Belediyesi Su Kanalizasyon Bilişim Teknolojileri Merkezi'nin bazı çalışanları, belediye adına faaliyet gösteren Sunay Madencilik Şirketi'nin bazı personeli ve bazı abonelerin iştirak halinde rüşvet almak, vermek, kamu kurumunun bilişim sistemi aracı kılınarak dolandırıcılık, belgede sahtecilik ve benzeri gibi şeklindeki suç iddialarının araştırılması yönünde bir operasyon yapılmıştır. Belediye ve şirket çalışanları olan bir kısım şüpheliler hakkında uygulanan tedbir, soruşturma ve inceleme sürecinde ve Sampaş firması görevlerince kurulan sistem üzerinden yapılan kontrollerde elde edilen veriler neticesinde su miktar ve paralarını belediye aleyhine fakat abone lehine olacak şekilde tamamen veya kısmen ayarlandığını veya silindiği mevcut durumu gizlemek için ise genelde su sayaçlarının arızalı gösterildiği, değiştirilmesi yönünde gidildiği veya abonenin su sayacının endeksi uzunca süre okunmamak suretiyle biriktirildiği ve bir süre sonra sayaç sökülüp alındığı, sayaç üzerindeki miktar azaltılarak sayacın tekrar aboneye takıldığı, bu değişimi sistem üzerinden sildikleri ve bu şekilde maddi menfaat elde edildiği iddiaları yönünde ciddi kanıtlar, emareler toplanmıştır. Soruşturma aşamasında 89 kişi gözaltına alınmış. İfadesi alınan 64 kişi serbest bırakılmıştır. Halen gözaltında 25 kişi bulunmaktadır. 2 şüpheli hamile olması nedeniyle hakkında gözaltı uygulanamamıştır. Soruşturma konusu maddi değer ve kayıpların kamu zararı kapsamında Çanakkale Belediyesi'nin ve Çanakkale'li yurttaşların olması nedeniyle soruşturma üzerinde hassasiyetle durulmakta olup soruşturma tüm yönleriyle devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.